çalışmalarınızın ayrıntılarında neler var? Biraz paylaşırsanız. Şöyle, MAK Danışmanlık abone sistemiyle çalışan araştırma firmalarından birisi. Biz her ay, yani pandemi sürecinde bir iki defa KATİ sistemi dediğimiz telefonla anket yapmanın dışında aşağı yukarı bütün araştırmalarını yüz yüze yapan, bunları fotoğraflarla kayıt altına alan bir firmayız. Kurumsal bir yapı oluştu yıllar içerisinde. Aşağı yukarı adını duyduğunuz, yani genel anlamda birazcık bilinen, bu işlere de az çok değer yükleyen bütün siyasi partilerle zaman zaman çalışmalar yapan, bunların pek çoğu halen abonesi olan bir araştırma firmasıyız. Tabii yıllar içerisinde hem tekniğin gelişmesi, teknolojinin gelişmesi, bilişimin gelişmesi bu alanlara biraz daha detaylı bir girmemizi sağladı. Ulusal ve uluslararası yapılmış çalışmalar var firmamızın. Her ay bir tane siyasi araştırma yapıyoruz. Bunun dışında başta belediyeler olmak üzere pek çok kamu kurumuna, özel kurumlara araştırmalar yapıyoruz. Genel itibariyle araştırmalarımızda kota uygulamaları olur bizde. Kadın erkek dengesi, Türkiye'de TÜİK verilerine uygun yaş aralıkları, şehirlerin dengesi. Bunlar çok dikkate alınan çalışmalar. Ve dediğim gibi birbirinin rakibi olan siyasi partilerle de aynı anda çalışmanın oluşturduğu biraz zorluk, biraz da profesyonelliği gerektiren bir durum olduğu için, yani bir tarafı çok iyi gösterip öbür tarafı çok kötü gösteren bir kısım çalışmalardan farklı olarak olabildiği kadar objektif olmaya çalışan bir firmayız. Aslında bu daha reel bir ortamı da getiriyor diye düşünüyorum Sayın Başkan. Yani hep iktidar ya da hep muhalefet tarafına yontmak her zaman her iki taraf için de kendi eksiklerini görmede sorun oluşturur diye Elbette düşünüyorum. Elbette şöyle, mesela biz bugün itibarıyla işte abonelerimize sunumlarımızı büyük ölçüde yaptık. Mesela sizin bu programınızdan hemen önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, onunla randevunuz vardı. Evet, onu soracaktık. Oradan geldiniz. Oradan geldim buraya. Ondan önce öğleyin İYİ Parti Grup Başkanı Sayın İsmail Tatlıoğlu'yla sunumumuz vardı. Yani onunla konuştuk bu anlamda. Müsavat Dervişoğlu vesaire de vardı. Dün Cumhurbaşkanlığındaydık. Onlar da bizim abonemiz. Yani onlarla da çalışıyoruz anlamda, değerlendirme anlamında söylüyorum. Bunun dışında yani Gelecek Partisi'nin sunumu yapıldı. Deva Partisi'nin, Bağımsız Türkiye Partisi'nin daha sunumu yapılmadı sanırım. Onların yani verileri gönderildi. Çok değişik siyasi partiler, belediye başkanlarıyla falan çalışılıyor. Yani işimizi profesyonel yapmaya çalışıyoruz. Şimdi burada bir şeyin dikkatimi çekti. Yüz yüze yapıyoruz dediniz. Evet, yüz yüze. Hani telefonla insanlar daha rahat cevap veriyor olabilir belki ama yüz yüze toplum sorduğunuz soruya samimi bir şekilde cevap alabiliyor musunuz? Yani telefonun da dezavantajları var. Çünkü telefonun diğer ucunda kim olduğunu bilmiyorlar bazen. Bazen o da dezavantaj oluşturuyor. Evet. Yüz yüzenin de bazen avantajı ve dezavantajı oluşuyor. Maalesef toplumun en azından belli bir kesimi seçim çok yaklaşmadığı zamanlar endişelerinden dolayı gerçek kanaatlerini bize söylemiyorlar. Ama bu firmalar çok profesyonel firmalar. Çapraz sorular sormak suretiyle gerçek kanaatlerini öğreniyoruz. Mesela bir şey söyleyeyim. Bu hafta ulusal ve uluslararası pek çok basın kuruluşu tarafından haber yapıldı. Bir şey söylemiştim, yani bir veri. Mesela HDP son yapılan araştırmalarda, ciddi firmaların yaptığı araştırmalarda baraj altı görünüyor. Ancak yılların deneyimiyle bunu anladık ki HDP seçim çok yaklaşmadan HDP'li seçmen farklı korku ve endişelerle en azından kentlerde yaşayan HDP'li Kürt seçmen gerçek kanaatini söylemiyor. En az 2-2,5 puana karşılık geliyor bu. Peki ne yapıyor bu seçmen? Kararsızım da demiyor. İktidarın içerisinde kendini kamufle ediyor. Biz bunu nereden çıkarıyoruz? Belli noktalar belirliyoruz. HDP'li seçmenlerin yoğun olduğu bölgeler belirliyoruz Türkiye genelinde. Özellikle büyük şehirlerde ve orada insanlara hangi partiye oy vereceksiniz sorusunun yanı sıra bir şey soruyoruz mesela. Diyoruz ki ülkenin en önemli sorunu nedir? Bu insanlar da bize diyorlar ki mesela işte ekonomi, Türkiye'de en çok ekonomi çıkıyor. İşte dış politikaya ait sorular falan.
Biz o şıkların arasına koymuşuz ana dilde eğitim konusunu. HDP'lilerin yumuşak tuzak, karın. Tuzak sorumlu tuzak değil de işte yumuşak karın diyelim. Klasik, evet. Onu soruyoruz. Bakıyoruz ki hepsi ana dilde eğitimi tercih etmiş. Diyoruz ki bu seçmen aslında HDP'li kardeşim. Yani böyle göründüğüne bakmayın siz. Yani sunumumuz sırasında biz insanların söylediğini raporluyoruz. Ama raporun içerisinde biz mutlaka bu araştırmanın sonucu nasıl okunur? Bizde 3 şekilde çalışan insanlar vardır. 3 ayrı grup insan çalışır. Bir, istatistikçilerimiz vardır doğal olarak. Bir, bu araştırmaları teknik anlamda bazı bilgisayar programlarıyla çalışıyoruz. O programlardan anlayan arkadaşlarımız olur bizim. Bir de, yani saha araştırmalarından sonrasından bahsediyorum. Bir de bunu sosyolojik olarak okumanız gerekir sizin. Yani Trabzon'daki bir insanın vereceği tepkiyle Türkiye'deki bir olaya, Maraş'taki bir insanın ya da işte Tarsus'ta sizin memleketteki bir insanın vereceği bir tepkiyle ya da üstadın memleketi Gaziantep'teki bir insanın vereceği tepki, bazen sosyolojik tepkiler farklı olur. Sizin biraz sosyologlarınızın bu farklı coğrafyaları biliyor olması gerekir. Vatandaş hassasiyetlerini biliyor olması gerekir. Ve biz sahaya ekipleri şöyle gönderiyoruz. Hemen bunu da bitireyim. Rica ederim. Konumuz açısından da. Şu bizim için önemli. Mesela eleman Gaziantep'e gittiğinde kaç kişiye soracağını biliyor önceden. Biz onların eline veriyoruz bunu. Diyoruz ki Gaziantep'te 300 kişiye soracaksın. Peki şöyle yapabilir eleman, gider Gaziantep'te bir kafeye oturur ya da birkaç kafeye oturur. Sadece gençlerle bunu doldurur getir ya da çok özür diliyorum alt gelir grubundan bir mahalleye gider. Oradan sadece sorar getirir. Ya da bir çok gelişmiş bir gruba gider. Biz onu yapmıyoruz. Biz o elemana Gaziantep'e gittiğinde hangi ilçede kaç kişiyle yapacağını, o ilçelerin hatta büyükçe mahalleleri varsa o mahallelerinden kaç kişiyle yapacağını, hangi yaş grubunda insanlara yapacağını, yani o 300 formun diyoruz ki mesela işte 150 tanesi bayan olacak, 150 tanesi erkek olacak. Kadın erkek ayrımına dikkat ediyoruz. Diyoruz ki bunların şu kadarı şu yaş grubunda olacak, şu kadarı şu yaş grubunda olacak diye detayları veriyoruz eline. Eleman gittiğinde yani sokakta o formu doldurması gerekiyor bizim için. Yani bize 150 tane form getirmesi önemli değil bizim için. Onun 20 tanesinin genç, işte 20 tanesinin orta yaş grubu, 20 tanesinin daha üst yaş grubu olması gerekiyor. Hatta kotalı yapılan çalışmalarda diyoruz ki bir önceki seçimde bunun 40 tanesi AK Parti'ye oy vermiş olacak. Kota uygulayacağız çünkü. Seçmenin nereden nereye doğru evrildiğini görmemiz gerekiyor diyoruz. Sonra mesela diyoruz ki ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne, şu 20 tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş olacak diyoruz. Yani bir önceki seçimin kotasını eksiltme yöntemiyle tercih ediyoruz. Kararsız seçmeni öğrenmek istiyorsak ona yönelik sorular soruyoruz. Dolayısıyla olabildiği kadar TÜİK verilerine uygun Türkiye ortalamasını doğru analiz etmemiz gerekiyor. Yoksa Topfit. Bayıldım. Bingo Oksijen deneyenlerin %97'si nefes aldıran bu hijyeni çok beğendi. Çünkü kusursuz temizlik var, optik parlatıcı, fosfat, klor, boya yok. Siz de deneyin, kusursuz temizlikte rahat bir nefes alın. Bingo Oksijen, nefes aldıran hijyen. Ama küçük çaplı değişimler olur. Bunlar da işi başka bir yere doğru evirir. Yani ben bir tane hatıramı anlatayım. Yıllardır bu kamuoyu araştırmalarını yapan bir firmayız. Herhalde bu kadar farklı kesimlerle çalıştığımıza göre de muteber olduğumuz söylenir.